Peki Bak Melik. Avrupa, çok özür dilerim, bak şu rakamları vereyim. Bu aslında skandalın kaynağının neresi olduğunu da gösteriyor. Daha doğrusu bu çocukların, özellikle göçmen çocukların nasıl bu işte kurban edildiğini gösteren Avrupa'dan rakamlar var. Çok üzücü ama konuştuğumuz konu bu. Bak 2018 ile 2020 arasında Hande, Avrupa'da 18 bin göçmen çocuk kaybolmuş. 2018 ile Ne diyorsun 2020 ya? arasında 18 bin. Ülke ülke hatta bak kayıtlar var. İngiltere'de Temmuz 2021, Ağustos 2022 116 göçmen çocuk kaybolmuş. İngiltere'de 116 tane bak. İtalyan hükümeti 2022'nin ilk 4 ayında en az 2409 çocuğun kaybolduğunu duyurdu. Mayıs'ta 2022'de Alman Federal Kriminal Dairesi ülkede her yıl 1600'den fazla çocuğun kaybolduğunu, bu çocukların yarısından fazlasının sığınmacıların çocukları olduğunu duyuruyor. 2021'de mesela bu göçmen çocukların kaybolmasını araştıran bir proje var. Avrupa bazlı. Burada işte 18 binden fazla göçmen çocuk kaybolmuş deniliyor. Yani şöyle baktığın zaman sadece bu kaybolduğu söylenen çocukların %43'ü bulunabilmiş anda. %43'ü bulunabilmiş. Şimdi soru şu, bu çocuklar nerede? Bu çocuklar hangi amaç için kullanılıyor? Asıl soru da şu, bu soruyu geçtik. Bu yıllardır bize Batı medeniyeti dayattıkları, örnek gösterdikleri, o tek dişi kalmış canavar olan Batı medeniyetinin nasıl sapkın eğilimlerin merkezi olduğunu, çocukların özellikle sığınmacı çocukların organ ticaretinden tut, fuhuşa kadar giden aşağılık bir düzende nasıl kurban edildiklerini bu skandal bence tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bak Türkiye'de hala bu mesele üzerine iki çift laf etmeyen çevreler görüyorum. Benzer olaylar Türkiye'de de kim çocuklara yönelik bir böylesine bir sapkınlık içerisinde bulunmuşsa Allah bin türlü belasını versin. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi bilmem yok efendim şu tarikat o bilmem ne, hepsi çocuklara yönelik herhangi bir bu tip bir Taciz, şey. pedofili diyebileceğimiz, taciz diyebileceğimiz sağcısı, solcusu, şucu, bucusu Bana ne ya? Beni Allah hiç bin türlü belasını ilgilendirmiyor versin. valla. Kim Bunu geçiyorum. olduğu, Bunu geçiyorum. gücü, Ama ıvırı, tabii. kıvırı. Ama şu Aynen var. dört dörtlük Şu var. katılıyorum. Kimse bu işlerin arkasında saklanmasın Şu var kardeşim. kardeşim. Aynen öyle. Hiç kimse saklanmasın. Sen siyaseten bunu kullanmak için Türkiye'de benzer bir olay olduğunda ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Şimdi neden kimse mesela bu Epstein skandalı ile ilgili tek laf etmiyor? Niye kimse bu konunun üzerine gitmiyor? Ben doğrusu merak Kimse ediyorum. derken? Yani Türkiye'de bazı konularda böyle ön alan, hemen yazılar döktüren, televizyonlarda konuşulan, onu bunu işte şunculukla bunculukla suçlayan birçok insanın, birçok kamuoyunda bilinen tanınan simanın bu olayla ilgili tek laf ettiğini görmüyoruz. Söz Mesela konusu Amerika olunca. Amerika enteresan bir şekilde Dokunulmaz konuşulmuyor. ben Türk Söz, ikizini de ediyorum. Bak, ya evet. biz Ya ediyoruz tabii ki. hayır. Biz Yani tabii ki söz konusu ediyoruz. Amerika olunca mı? Söz konusu bu tip adamlar olunca mı? Yani Amerika'da da herhalde tepki topladı. Ya bu Ya arada lütfen artık bize kimse Batı medeniyeti, Batı medeniyet diye başlayan cümleler kurmasın tabii kardeşim. canım. Batı medeniyeti falan yok. Batı medeniyeti 500 yıldır özellikle Afrika başta olmak üzere dünyanın mazlum coğrafyalarını sömüren, insan hayatı ve kanı üzerine oturtulmuş vahşi, barbar bir yapı. Gericiliğin merkezi olmuş artık ya. Yani. Gericilik mi? Başka bir Evet. şey mi Ama bilemiyorum. gerici bu gericilik işte yani bu illa gericilik derken biz orta çağı anlamayacağız ki. Hayır, yani ben buna başka bir şey de İnsanlık dışı bulabilirim de demek isim lazım. İnsanlık dışı lütfen. anlamında Ha, söyledim anladım. Ben daha da iğrenci Ya bulabilirim. şunu bilmiyor muyuz? Uzak doğuya o bilmem ne turizmi için giden aşağılık sefillerin %90'ı zaten Batı'nın bu zengin 60 yaş üstü adamları değil mi? Bunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz canım. Biliyoruz ya. Orada Baba. da bak gülmeyin arkadaşlar, bu gülünecek bir şey değil İsmet abi. Hande sana yani lütfen yanlış anlamayın bunu da. Yani hakikaten O başka bir şey söylemedi de onun için. ha yani şimdi bak bu zaten buna niye şaşıyoruz ki? Bak Uzak Doğu'nun orada da mazlum milletlerinin çocukları bu iş için kullanılıyor. Ve buraya oraya bilmem ne ticaretine gelen adamların alayı zaten Batılı ülkelerin insanları. Afrika'ya da kadınları benzer bir şey için gidiyor. Ay sen ne diyorsun Ya Zafer? öyle, öyle ben gittim. Ben şeye kadar gittim işte. Nereye gittik? Nereye gittin? İsmini Sen vermeyeyim niye şimdi. gittin ayrıca? Ya Ay Senegal'e şimdi ben bak. burada Şimdi bayılacağım. şu var. Biz resmi bir ziyaret için gittik. Senegal'de birçok Afrika ülkesinde bunları gördük. Gözümüzle gördük yani. Yani bunlar zaten
dünyayı sömürmenin vermiş olduğu o haksız şekilde elde ettikleri o maddi güçle zaten Afrika'da olsun, Uzak Doğu'da olsun, Orta Doğu'da olsun buralardaki masum insanları ve çocuklarını bu iğrenç emelleri için kullanıyorlar. Yaşını almış bu tabii, tabii. İş yani o beni ilgilendirmiyor da ya, çocuk yolunu yani ne söyleyecek ben milletin şeyine şey yapacak değilim, beni ilgilendirmiyor da ondan sonra ama yani çocuk bu skandalda şaşılacak bir şey. Şaşılacak yani, bir şey yok. Bunların zaten tabiatı bu. Bunların 12, tabiatı 14 bu. Yaş falan filan yani. Maalesef. Hande, adama çok şöyle şey bir şey yok bakın. Televizyon yayınında diye ben ağzımı anladım. Açmayayım çıkar ya bakın, bir şey diye burada şöyle toplum içinde. Ya bu pardon bu arada Yunus. Sure, I'm live broadcasting this speaker. Not interfere. Bu... Yunus bir da biz çok özür dilerim Zafer. Yunus bir sıkıntı var mı? İki, şimdi bazı izleyicilerimiz teknik arıza mı var diye merakla ediyor. Hiçbir arıza yok. Sokaktan gelen sesler bu arada ekranımıza yansıyor. Orada özel bir çalışma yapılıyor mu? Bu seslerin özel bir nedeni var mı? Trafik mi tamamen? Yani yoğun trafik var. Okul çıkış saati. Çocuklar sürekli yanıma geliyor. Biraz önce yaşlı biri geldi. Ne var, ne yayın yapıyorsun buradan, ne gerek var diye. Ondan sonra çimento yine kamyonu burada. Yani bunların tabii bütün doğal sesler geliyor olabilir kulağımdan. Size aktarılıyor olabilir. Anladım. Çimento kamyonu. Bak Clinton ekrandayken Yunus'a bir soru. Clinton mı? Clinton ekrandaydı az önce. Bill Clinton dönüyor, ekrandaydı. Ha evet. Yunus bu Bill Clinton'ın ta o 97 Monica. Yılıydı galiba. O stajyer Monica Lewinsky ile Oval Office hikayesi ortaya çıkmıştı. Ben Monica Lewinsky de bir Yahudi değil mi? Yahudi asıllı bir stajyerdi. Yanlış mı hatırlıyorum? Ben de öyle hatırlıyorum Zafer abi. Öyle olması lazım. Yani soy isim de yani beni ona oradan itiyor. Al buraya gel. Yani o da özel görevli bir kadın mıydı diyorsun? Tabii yani şeye açık yani şimdi bu adam Clinton'ın da kayıtları var hikayesi bugün ortaya çıkıyorsa bu adam Amerikan başkanı iken Hitler'i yani ta o zaman... Öyle şeyler yapmasaydı. Ya işte onu söylemeye çalışıyorum Hande yani sen bunu magazinleştirmeye çalışıyorsun da ortada... Hayır ne magazinleştireceğim ya Amerikan şey başkanı olup onu orada yapmasaydın yani bekleseydin kardeşim başkanlığı bitseydin ne yapayım ben yani. Oradaki hadise şu... Amerikan başkanına dahi bak bir Yahudi stajyer üzerinden kumpas kurabilen bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bak Amerikan başkanının tamam bunu kabul ediyorum sana ama şunu söylüyorum ben. Kardeşim Amerikan başkanıysan da kaç yıllığına yapıyordu bu Amerikan başkanları? 4+4. 4 yıl. Yapma bizim artısını o zaman. 4 yılda kendine hakim oluver yani. Zaten ikinci 4 yılda ortaya çıktı. Tamam ikinci 4 yıl daha kendine işte, hakim demek oldu. Demek ki şu var. Bak o işte. Gülme bak gülme. Hayır ama hayır, yani söylemeye çalışma. Tamam bu ya bak bunların bütün bu dediğin her şeye katılıyorum da. Yani Monika'da bu o olabilir. Dedi. Şu var. Kardeşim Monika. Bu skandal ortaya çıktığında Monika 20 yaşındaydı. Acaba adamların elinde Monika'dan önce daha küçük yaştaki bir kızla Clinton'a ait bir kaset mi var ki? Bilmiyorum. Bilemiyoruz. Hayır, yani tamam bak ben de şunu söylüyorum. Yani adamlar kötü de. Makam mevki sahibi olan adam da bir kendine hakim olsun dedim böyle... yani. Hande neyse başka bir yani. Şey söyleyeceğim. Feminizm bak, anlayışıyla işte, bakıyorsun da olay o değil. Feminizm anlayışıyla da bakarız Hande, istersen. Hande bakın hayır, burada bak. Şöyle bir şey. Bak her ülkede sapıklar çıkıyor mu? Çıkabilir. Ama bunlar çok yani, küçüktür. Hayır yani bu söz konusu adamlar başkanlar ya. Dünyayı yöneten adam ya. Dünyayı yöneten adamlar bunlar. Yani Batı'nın hem çürümüşlüğü var burada. Canım o da dünyayı yönettiğini fark etsin ona göre yaşasın hayatını. Başka bir şey söylüyoruz ya. Aynı şeyi ben söylüyorum. Olmuyormuş. Öyle olmuyor işte ya Andeciğim. Ne, bak yani bakın. Söyledin mi benim söylemem gerekiyor mu rütük nedeniyle? Ya şimdi şu var bak sen o meseleye... O dediğin şey sağlığa zararlı. Adını söylemediği bak, için böyle söyledin. Meseleye evet. Sen kadınsı bakış açısıyla ve feminist bir yaklaşımla olayın üzerine gidiyorsun. Olay o değil. Burada İsmet abinin söylediği dünyaya yön veren 1-2-3 adamdan birine dahi bunlar böyle şantajlar yapabiliyorlarsa... Dünya aslında bildiğimiz dünya değildir ya. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Truman Show, Truman Show. Evet sen de söyle. Truman Show. Vallahi. Yani batı, bak şimdi bu adaya bitmiş, bir bakın. Batı çürümüş. Bence bu gerçeğe bak, görelim. O Zafer Bey'in adayı, söylediği. Adayı merak ya sadece ediyorum ben şu an. Ada, ben şu bak, an mesela adada kim şimdi, var? Hande, adaya sadece, ne oldu merak bak, ediyorum. Bak sadece çürümüşlük değil. Kim gitmiş oraya? Bill Clinton. Kim? Amerikan Başkanı. Başka Trump.
Amerikan başkanı. İsrail öbürü kim? Başbakanı. Charles. Ehud Barak. Bak. İsrail başbakanı. Değil mi? Devam ediyorum. Charles, İngiltere kralı. Ehud Barak, İsrail Charles başbakanı. Charles mı, Prens Andrew mu? Bill Gates. Dünyanın en büyük. Dünyanın bilişimdeki bir numarası. Stephen Hawking. Hala anlayamadım niye gittiğini. Dünyanın en iyi fizikçisi. Yani şimdi bir bakar mısın ya? Ya şimdi bu dünyadaki bütün her şeye yön verenlerden bahsediyoruz. Çok normal olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Yani acaba hani ben çok böyle komplo teorileri... İnanılmaz kaç yaşındaydı acaba o zaman? Efendim 2000... İşte iki... Musk kaç yaşındaydı? O yok herhalde. Daha genç de. O başka bir adaya gitmiştir. Şimdi bahsettiğimiz mesela diyor ki... yani 2017'den sonra bunlar olmaya devam etti mi bilmiyoruz. Yani bahsetti Michael Jackson. Yani öleli çok oldu. Çok oldu. Hawking sana. 2018 yılında öldü. David Copperfield onu boş ver, o bardağı yok ediyor falan, onun bir şey önemi yok. O belki ama kendi kasetini yok etmiştir. Ama ünlü o yani. Değil ya. Şeyde toplumda şey. Yani başlar ya. Bu aslında genelde toplumda oluşan zaafın nerelere kadar kullanılabilir? O çürümüşlüğün kimlerin nasıl değerlendirdiği. O belki gösteri için gitmiştir. Michael Jackson, şarkı marka onlar önemli değil. Ama Stephen Hawking, Bill Gates, Bill Clinton, Donald Trump. Andrew mu Charles mıydı? Andrew mu? Andrew. Andrew bak daha çekirdekten almışlar. Hepsi açıklandı mı? Başkaları da vardı. Hayır, hepsi açıklanmadı daha bildiğim kadarıyla. Hepsi açıklanmadı değil mi? Bir de şeyi kaçırıyorsun. Demin Yunus bir topluluk halinde davranmaktan bahsetti. Adada özel olarak o galiba dosyada geçiyordu. Yani bir de öyle bir iddia da var. Yani, hayır onlar iş dünyasında yani kimler o şarkı var söylemiştir, bilmiyoruz. Liste kabarık. Bilmem ne yapmıştır, kimse hayır, niye olduğunu bilmiyor. Hayır liste kabarık defalarca gidilmiş. Şimdi kardeşim bu... Bu normal mi ya? Yani dolayısıyla ben hani bazen diyorum ki ya mesela bu olaya baktığımda yazılıp konuşulan ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Bu Epstein'in mesela ben ölmediğini düşünenlerden biriyim onu söyleyeyim. Sence nerede? Ya Amerika'da bir makale çıktı dün. Hı. Şey diyor o değil diyor. Yani adam aslında var. Çıkardılar dışarı ve şey yapıyor bir yerlerde. Adam tutuyorlar. Aynı şekilde yaşamaya devam ediyor yani. Öyle diyorlar. Yani ya. Tam o belki komplo teorisi ama öldürüldüyse o da problem. Adli kim susturdu? Siz ne diyorsunuz? Adli tıp bakmamış. Onun için haklı olarak söylüyor. Yani ne adli tıp var ne kamera kaydı var. Bir kaydı hiçbir yok. Şey yok ya. Şimdi bakın bu tür şeyler aslında bugünden sonra herkese ders olmalı, örnek olmalı. İnsanlar belli bir statüye gelince hemen birileri yetiyor ve gelin davet edelim şunu bunu yapalım diyorlar. Türkiye'de yakın zamanda buna benzer bir olay yaşandı. Adam villasını bir salon haline getirmiş. İşte herkesi en ünlü adamları, bakanları, ilgili kişileri vesaire davet edip arkadan orada gidiyorsun papyonlu insanlar filan var. Fakat belli bir saat geldi mi biri işaretle herkes gidiyor bir tek o ünlü adamlar kalıyor. Hadi size özel resital verelim diyorlar. Ondan sonra bunlar yaşadık ya 17-25 Aralık olaylarının oluşum noktasına öyle geliniyor. Yani o tarihte de konuşuldu bu. Bunun bir komplo olduğu. Bir bilinçli olarak yaratıldığı ben anlaşıldı. Ben bir şey hatırlamadım doğrusu. Yani, sinirim bozuldu. Yani önceki villayla papyonun adamları şey yaptı. Bu Adnan, Adnancılar da çok hoşlandı. Benim bahsettiğim başka yani. Siz bize, bizim Adnan, hiç kimsenin bilmediği bir şey anlatıyor olabilir misiniz şu an? Adnan Oktar'ın şeyinde geçiyor. Ben bilmiyorum. O da ama bir olay geçiyor. Tabii. O da başka bir olay, benzer bir olay yani. Yani benzer bir olay. Yani Türkiye'de yaşandı. Ve insanlar bu şekilde ya. Bir tuzağa düşürüldü. Yani yaptıkları bir şey yok orada başka pardon, şey. Pardon, biz çok affedersiniz. Yunus biraz orada anladığım kadarıyla sıkıntıya uğramış. Yunus, sen bize son bir değerlendirme yap. Ben sana teşekkür edeyim. Anladığım kadarıyla seni bayağı rahatsız ediyorlar orada. Bu Epstein davası konusunda önümüzdeki süreç nasıl işleyecek bize onu da anlatıp eğer seni zorla bırakmazsam öyle veda edersen sevinirim.
Şimdi tabii Epstein'in kendisi resmi olarak ölü olduğu için Ghislaine Maxwell de 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığı hüküm giydiği için biz onu tekrarlamak lazım. 2015 yılında Ghislaine Maxwell aleyhine açılmış bir davanın mahkeme belgelerinin mührünün kaldırılmasını konuşuyoruz. Bu mahkeme belgeleri peyderpey kamuoyuyla paylaşılıyor. Dediğimiz gibi bu Epstein'in arkadaş listesi tırnak içinde hepsi bunların küçük yaşlı kızlarla ilişkiye girmiş diyemiyoruz. Çünkü mahkeme belgelerinde yok. Ancak insanlar doğal olarak bu pedofili sapığın adasına defalarca gitmiş gelmiş, uçağına defalarca binmiş birinin acaba o da ağına düşmüş müdür bunlarda? Ya da Bill Clinton mesela bir tanık hani genç seviyor kızları demesi, işte Ehud Barak'ın düzinelerce kez yanına gidip gelmiş olması, William Burns şu anki CIA direktörünün onunla görüşmüş olması, Trump'ın çok yakın arkadaşı olması, Bill Gates, yani bütün bu isimler acaba bunlar da Epstein'le birlikte küçük kızlarla ilişkiye girmiş midir diye sorular soruluyor doğal olarak. Şu ana kadarki mahkeme belgelerinde böyle bir kanıt yok. Ancak daha fazla belge yayınlanırsa, daha fazla bilgi ulaşırsa mutlaka tabii ki bunları da yayınlarda anlatıyor olacağız. Ancak şu an için insanların ağzında bırakılmış çok acı bir tat ve ciddi bir mide bulantısı var diyebiliriz. Çünkü iddialar çok vahim. 10 yaşına kadar yani. Yunus, 8-10 bir sorun var. Daha fazla belge yayınlanırsa dedin. Orada bir sorun var sana. Daha fazla belge yayınlanırsa dedin. Yani daha belgeler var, yayınlanıp yayınlanmayacakları mı belli değil. Belge var yok bilinmiyor mu? Şöyle kontrol etmem lazım. Tam olarak bitirdiler mi ya belge yayınlamayı? Çünkü dediğim gibi peyderpey parça parça yayınladılar. Yani ilk mesela 1 Ocak'ta kaç sayfaydı o? Yani yüzlerce sayfa yayınladılar. 2 gün sonra yine, sonra yine. Hani peyderpey yayınladılar bunları. Emin değilim bitirdiler mi bitirmediler mi? Belki kontrol edebilirim. Hani yarın yine programda bunu benim ödevim olsun bunu paylaşayım. Çünkü emin değilim daha fazla belge yayınlanacak mı? Ama şu ana kadar yayınlananlarda bugün 10 Aralık değil mi? Yani 11 Aralık. Yani 10 günde, geçtiğimiz 10 günde yayınlananlar bunlar ve onlardan da bu kadar bilgi çıktı. Normalde şunu da söyleyeyim ben. Çok bomba bilgiler çıkacak diye bekleniyordu bu belgelerin mührü kaldırıldığı için. Ama hemen hemen hani herkesin bildiği isimler, herkesin bildiği şeyler mahkeme belgelerinde de görüldü. Hani insanların wow bu da mı varmış dediği şey çok fazla olmadı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de. Yok yok, soru değil. Peki Yunus, çok çok teşekkür ediyoruz. Orada bayağı da bir nevi yani taciz demeyeyim ama rahatsız ettiler. Ellerine sağlık. Hem işte New York Belediyesi'nin özel açıklaması, hem bu dosya üzerinde verdiğin özel bilgiler için kolay gelsin diyorum.